Buradan Semra Hanım'a şunu diyorum. Böyle bir çalışmasında eğer bana ihtiyacı olursa, yani Erdal Özyağcılar olarak ne tür katkım olursa, ne bileyim toplantı mı, söyleşi mi, bağış mı, ne olursa lütfen beni arasın. Telefon numaramı da açıklayalım. Erdal Hocam ben bence salonun yarısı birazdan bize katılacak abi sana. Zaten canlı yayında var şu anda. Canlı yayında da yayınlanıyoruz. Herkes buldu zaten. Semra Hanım'la da tanışmak istiyorum. Böyle bir gecede Semra Hanım'ı tanımak da benim için çok büyük mutluluk oldu. Sizleri gördüm. Ben biraz asosyalim, göremiyorum. Hele Nilgün'ümü, yavrumu. Ama ne yapayım, işte böyle gördüm. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok şıksınız. Araştırmalarıma göre gazete tiyatrosunu kurdunuz ve 1975 yılında girdiniz İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldunuz. Ama biz sizi hep özlüyoruz. Ayrıca ilk sinema filminiz olan Ölüm Tarlası'nda Aziz karakteriniz için ne diyebilirim bilemiyorum. Sizleri tüm verilerim ile tebrik ederim. Bu bir teklif mi Erdal Bey? Yine böyle sizin güzel hanımefendilerinden bu ödülü almak benim için çok mutlu olur efendim. Erdal Ağabey. Rica ederim canımsınız. Diyeyim ben sana artık ya galiba görüşeceksiniz diye düşünüyorum. Tamam. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu robota karşı olan ilgili şu var. Şimdi yanımda oturan sevgili kızım Zeynep Özyağcılar tiyatron martı diye kurdu ve biz orada oynuyoruz. Zeynep'in bir oyunu var. Oyunun adı En Güzel Aşkım. Parçam. En Güzel Parçam. Evet. En Güzel Parçamın da konusu şu, bir kadın yapay zekaya aşık oluyor. Gerçekten izlenmesi gereken bir oyun diye düşünüyorum. Yani kızım olduğu için söylemiyorum. Metni de kendi yazdı. Onun için robot görünce dayanamadım. Evet. En Güzel Parçam. Seyrederseniz mutlu olacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederiz Erdal abi. Sağ olun. Kusura bakmayın. Yok, sağ olun. 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 Sağ olun.